Herkese merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir konu olan Bechdel testinden bahsedeceğim. Nedir bu Bechdel testi ve filmlerde ne kadar kullanılıyor? Bechdel testi nedir? Tarih süreci nasıl oluşmuştur? Öncelikle 80'li yıllara dönmek lazım. O dönemlerde Alison Bechdel tarafından bulunuyor bu. Bir çizgi roman yapıyorlar ve bu çizgi romanda The Guys to Watch Out For adlı bir çizgi roman. Bunun içerisinde bir karakterin bir filmi izlerken 3 tane soruyu sorması gerektiğini düşünüyorlar. Bu sorular ne peki? Bu filmde en az 2 adet kadın karakter var mı? İkinci sorumuz, bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşuyorlar mı? Üçüncü sorumuz, bu iki kadın karakter konuştuğunda erkeklerden bağımsız bir konu üzerinden konuşuyorlar mı? Şimdi bu üç soruyu sorduğumuzda filmin senaristinden yönetmenine, yapımcısına bu filmle ilgili nasıl bir düşünceye sahip olduklarını ve bu düşünce üzerinden eşitlikçi bir anlayışla mı filmi yapıp yapmadıkları ortaya çıkıyor aslında. Ama tabii ki bu film birçok filme aslında bu uymuyor. Bu üç soruya cevap veremiyorlar. Bechdel testine uymuyor yani. Ancak bu filmlerin kötü olduğu anlamına gelmez. Bu yönetmenin, senaristin, yapımcının seçimi olarak nitelendirebiliriz. Bu üç kural ilerleyen yıllarda popüler kültürün de hani neticesiyle çok daha hani yaygınlaştı ve ama bunun köküne baktığımızda Bechdel'in bu arada Alison Bechdel'in arkadaşı Liz Wallace tarafından daha da genişletildi, daha da yaygınlaştırıldı ve temel olarak da Virginia Woolf'un 1929 yılında yazdığı kendine ait bir oda kitabından beslenildi. O yüzden alt temeli aslında çok sağlam. Şimdi şunu algılamakta fayda var. Bechdel testine uyup bir feminist cinsiyette iyi niyet olarak görülen hikayeler diye de kanıksamamak lazım. Öyle filmler var ki hani kadınlar kadınlarla ilgili konuşsa dahi kadınların film içerisindeki rolü aslında erkek karakterin yolunu yürümesi için destekleyici bir unsur olarak nitelendirilmiş. Mesela American Hustle filmini bilirsiniz. American Hustle filminde kadınlar güçlüdür. Hani kendi aralarında da kendileri erkeklerden bağımsız da konuşurlar. Hani Bechdel testine uymasına rağmen hani bir feminist film olarak bakılamaz. Yani Bechdel testini geçen film feminist kuramlara uygun, teoreme uygun filmdir diyemeyiz aslında. Ya da filmin ana karakteri kadın olmasına rağmen ve Bechdel testine uymasına rağmen gene feminist teoriye uyup uymadığı tartışılabilir. Mesela Gravity filmi Sandra Bullock'un oynadığı. Sandra Bullock'un oynadığı filmde hani Bechdel testine uyup uymaması ile ilgili hani zaten tek bir karakter üzerinden ilerliyoruz. Bu uygunluk tartışılabilir ama hani bir feminist filmi midir? Bir kadın dayanışması filmi midir? Bir güç irade filmi midir? Tartışılır. O yüzden hani her filmde de Bechdel testine uyuyor diye hani olumlamak değil, Bechdel testine uyup uymadığı irdelenmesi gerektiği için bu ortaya konmuş aslında. Bechdel testi dahilinde bu tür farkındalıklarla bir şekilde kadının sektördeki yeri, gücü ve hani üretimi de söz konusu olacak. Çünkü kadınlara verilen rollerin çoğu aslında erkek kahramanların gözüne hoş görünen sevgili olarak nitelendirilmekte. Başroldeki kadınlar erkeklere göre daha az ücret almakta mesela. Hani baktığımızda kadınlar isterse başroldeki aktrist olsun ya da hani sette bir çalışan olsun, erkeklerin yapımcıdan en hani set çalışanına kadar tacizlerine maruz kalabiliyorlar ki bu da aslında Me Too hareketini ortaya çıkarttı. Me Too hareketi de son yıllardaki en değerli, önemli ve belki de çoğu radikal hani gücün, iradenin sarsılmasını sağlayacak hareketlerden biri. Mesela bir örnek kış uykusu. Kış uykusu Bechdel testine uyuyor mu bir bakalım. Kış uykusunda ana karakterimiz erkek olabilir. Bunun Bechdel testiyle bir sıkıntısı yok. Peki filmin içerisinde iki tane kadın karakter var mı? Var. Peki bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşuyorlar mı? Konuşuyorlar. Peki bu iki kadın karakter birbirleriyle erkeklerin dışında bir mevzu hakkında konuşuyorlar mı?
konuşuyorlar gibi görünüyor. Halbuki aslında temeline baktığımızda Aydın karakterinin ablasıyla eşi konuşurken ablanın iyilik ve kötülük üzerine anlattığı tüm hepsinin temelinde aslında kocamın yaptığı kötülüğe ben iyilikle karşılık verirsem belki de o kötülük yapmaktan vazgeçer temelinde ilerliyor. Yani gene mevzu aslında bir erkek mevzusu. Temelinde felsefi bir konu irdeleniyor gibi gözükse de. O yüzden Bechdel testini bir nevi geçiyor gibi gözükse de aslında geçemiyor. Ya da bir zamanlar Anadolu'ya bakalım. Bir zamanlar Anadolu'da kadın karakter var mı? Neredeyse yok. Hani bir hani Süreyya şeklinde bir muhtarın kızını görüyoruz ya da işte bir ölen adamın karısını görüyoruz falan ama hani burada tamamen erkek hikayesi, erkeklerin hikayesini görüyoruz. Kadınlar yalnızca erkeklerin maruz kaldığı durumlarla ilgili yan figür olarak yer alıyorlar. Kill Bill filmine bakalım. Uma Thurman'ın oynadığı ve Quentin Tarantino'nun yönettiği. Kill Bill filminde de mesela hani ana karakterimiz kadın, güçlü, her yeri yıkabilen, her şeyi var edebilen, işte kendini var etmek için intikamını alabilen gibi gibi hani diyelim. Ancak Bechdel testini geçemiyor. Kadın karakterler var mı? Var. İki kadın karakter var. Ne hakkında konuşuyorlar? Kill Bill hakkında konuşuyorlar. Yani Bill hakkında konuşuyorlar daha doğrusu. Şimdi baktığımızda aslında burada da Bechdel testini geçiyor gibi gözüküyor ama ne yazık ki geçemiyor. Virginia Woolf'un kendine ait bir oda kitabından da beslenerek temellendiğini farsayarsak Bechdel testinin kendine ait bir odadan bir alıntıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurmaca kadının muhteşem portresi. Fazlasıyla basit ve fazlasıyla tek düzeyde. Örneğin erkeklerin yazında yalnızca kadınların aşığı olarak yansıtıldıklarını, asla başka erkeklerin arkadaşları, asker, düşünür, hayalci olarak yansıtılmadıklarını varsayın. Shakespeare'in oyunlarında onlara ne kadar az rol düşer biliyor musunuz? Belki Otello'nun büyük kısmıyla Antonionus'un epey bir büyük bir bölümüne hala sahip olurduk ama ne Sezar, ne Brutus, ne Hamlet, ne Lear, ne Jacques var olurdu. Yazın inanılmaz derecede fakirleşirdi. Tıpkı kadınların suratına kapanan onlarca kapı nedeniyle fakirleştiği gibi. Şimdi filmlerden bazı örnekler de göstereceğim size. Mesela şu grafikte görüyoruz ki kadınların diyalogları ne kadar az. Hani şu filmlere baksanıza bir. Spotlight, Birdman, Argo, The Hurt Locker, The Hurt Locker'ı hatta bir kadın yönetmen Oscar aldı yönetmenlikte. Catherine Bigelow, Slumdog Millionaire, No Country for Old Men, Crash. Bunlar Oscar'lı filmler. Gladiator, American Beauty, Titanic, Braveheart, Forrest Gump, Schindler'in Listesi. Şimdi Schindler'in Listesi filminde adeta kadınlar sessiz moda alınmış. Yani hiç neredeyse hikayede kadın karakterin bir çığlığı dışında bir öngörüsü yok. Hani bu ama filmi kötü mü yapar? Hayır, kötü yapmaz. Sadece Bechdel testine uymaz. Peki Bechdel testine uymasa ne olur ki diyebilirsiniz. Evet, ondan da bahsetmekte fayda var. Ya da Aşık Shakespeare filminde sen sus gözlerin konuşsun diye bir replik var hatta. Yani baktığımızda kadınların sessizleştirilmesi. Çünkü erkek kafasıyla yazılıyor hikayeler. Çünkü sektör erkeklerin hakimiyetinde. Hatta kadın bile bir hikaye yazarken kendine alıştırılmış bir rol olarak hani ya da ratingin alacağı ya da gişenin hasılatın yapabileceği şekilde bir hikayeyi o denli yazmaya çalışıyor. Mesela çok farklı bir örnek vereyim. Masumlar Apartmanı. Son dönemde işte popüler bir dizi. Ben de hatta Masumlar Apartmanı'nın irdelemesini geniş plandan Gürsel arkadaşımla yapmıştım. Şimdi burada Masumlar Apartmanı'nda kadınlarla konuşuyor ve kadınlar hakkında konuşuyor. Erkekler hakkında konuşmuyor her zaman. Bu anlamda hani baktığımızda Bechdel testini oldukça geçiyor. Mesela şöyle bakarsak Dunkirk'te neredeyse kadın karakter yok. Bechdel testi sınıfta kaldı. Dark House. İki adet kadın karakter var. Testin ilk aşamasını geçiyor. Ancak ne yazık ki bu iki kadın karakter erkeklerle ilgili konuşuyor gene. Dawn. Moonlight. Gladiator. Slumdog Millionaire bahsettiğim gibi testte oldukça başarısız olan filmler. Ancak son yıllarda
kadınların sektördeki yer alması daha da arttığı için bu setteki bir ışıkçı da olabilir, görüntü yönetmeni de olabilir, yönetmen de, senarist de ya da işte bir personel de olabilir sinema sektöründe. Yer aldıkları için hikayeler ve yönetimler biraz daha hem Bechdel testine uyuyor hem de eşitlikçi bir şekilde farklı donelerle serpiştiriliyor. Şimdi aslında Bechdel testine uymayan filmler dediğim gibi hani kötü film olarak adlandırmak zor. Hepsi Oscar almış, hepsi Cannes almış. Çok değerli filmler ve işte gişede de başarı sağlamış görüyoruz. Ancak şöyle baktığımızda bu Bechdel testine uymak neden değerli diye baktığımızda film biraz daha dürüst oluyor. Biraz daha eşitlikçi oluyor. Hani ırkçılık üzerine belli bir eşitlik söz konusu diyoruz ya. Hani kadınlarla erkeklerin belli noktalarda sektörde çalışma anlamında eşit olması gerekiyor ki daha zengin bir şekilde fikirler ortaya çıkabilir diyoruz ya ki son yıllarda bu böyle bir nevi. Ama tamamının, hikayenin tamamına baktığımızda ana karakterler, erkek karakterler ya da işte Virginia Woolf'un hikayesinde kendine ait bir odada da bahsettiği gibi erkek karakterleri kadınlarla yer değiştirseniz ve erkek karakterler neredeyse hiç konuşmuyor olsa ya da erkek karakterler sadece kadınlarla ilgili konuşuyor, erkeklerle ilgili konuşmuyor olsa kalıplaşmış alışkanlıklarımız bunu reddeder ve bunun doğru olmadığını düşündürür. Halbuki o doğruysa bu da doğru. O yüzden bazı filmlerde sadece konuşmayı geçmesi eleştirilirken bazı yerlerde cinsiyet ve ırkçılık da eleştirildiği gibi bazı filmlerde de Bechdel testine dikkat etmekte fayda var. Bechdel testi öncelikle birincisi filmde iki tane kadın karakter var mı? Bu iki kadın karakter birbirleriyle konuşuyor mu? Bu iki kadın karakter erkekler dışında bir hikaye üzerine konuşuyor mu? Ama dediğim gibi bu American Hustle'daki iki kadın karakter kadınlara aslında dayatılmış ojeler hakkında konuşmasını demiyoruz. Bir Black Panther filmindeki gibi, hatta bir Wonder Woman filmindeki gibi ve birçok bağımsız filmde olduğu gibi kadınların kadınlar hakkında, kadınların geleceği hakkında kendi hikayeleriyle ilgili sohbetlerinden bahsediyoruz. Umarım senaristler buna dikkat ederler. Bechdel testi hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bye bye.